Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, men kunne fihi vecede imani. Üç haslet vardır, üç şey vardır. Bu üç şey kimde bulunursa o kişi imanının tadını, imanının zevkini almış olur. Sizlere sorsam, İmanınızın tadına, zevkine varmak ister misiniz? Elbette ki istersiniz. Kişi imanın zevkini aldığı zaman artık ibadetler hiç zor gelmez o kişiye. Çok önemli bir şey. Çok önemli olduğu için de bedel lazım. Her şeyin bir ücreti var. Bunun ücreti de üç tane şeydir Efendimiz buyuruyor. Üç şeyi yaparsanız Allahü Teala onun karşılığında imanınızın zevkine, tadına varmayı sizlere lütfeder. Neymiş onlar? Birincisi, en yekun Allahu ve Rasuluhu ahabbe ileyhi mimma sivahuma. Allah ve Rasulü o kişiye Allah ve Rasulü dışında ne varsa hepsinden daha sevgili olması gerekir. Yani Allah ve Rasulünü her şeyden fazla sevmesi gerekir. Bugün dışarı çıkıp en zayıf bir Müslümana bile Allah ve Resulünü seviyor musun diye sorsanız elbette ki seviyorum. Canımdan fazla seviyorum derler. Bu bir iddiadır. İddia ispat ister değerli kardeşler. Bir şairin dediği gibi tavsil ilaha ve ente tuzhiru hubbehu. Allah'a isyan edersin, sevdiğini iddia edersin. Vallahi haza fil fiali bedi'u. Bu gerçekten şaşılacak bir şeydir. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Evet Allah ve Resulünü her şeyden fazla seversek birinci şartı yerine getirmiş oluyoruz. Bunun ispatı da Allah ve Resulünün emirlerini, tavsiyelerini her şeyden fazla önemsemekten geçer. Ne kadar önemsiyorsak o kadar seviyoruz demektir. Rabbim Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmeyi hepimize nasip eylesin. İkincisi ve en yihbe'l mer'a la yihibbuhu illa lillah. sevdiği kişiyi yalnızca Allah için sevmek menfaat için değil Allah için Allah yolunda güzel mücadelesi var Allah'a güzel kul olmuş ahlakı güzel bundan dolayı sevmek camiye geliyor diye hayru hasanat yapıyor diye insanlara faydalı oluyor diye sevmek bir menfaati yok sadece Allah rızası için seviyor sevdiği kişileri üçüncüsü de ve en yekrahu en fil küfri kema yekrahu en yugzafe fil nar dinden dönmeyi dinini kaybetmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmesi lazım yani çok dikkatli olması lazım çok dikkat etmesi lazım bu mesele benim imanıma dokunur imanıma mal olabilir diye dikkat etmesi lazım aman ya bundan da ne olacak ki o kadar ileri gitmenize gerek yok gibi laubali, haddini bilmez ifadeler asla kullanmaz. Bu mesele benim imanıma mal olabilir. İmanımı kaybedersem her şeyimi kaybederim gibi dinden çıkmayı çok çirkin görmesi lazım. Çok önemsemesi lazım. Eğer bunları yaparsa kişi imanının tadına varmış olur. Tabi bu elfazı küfür dinden çıkaran meseleler bunlar önemli meseleler ama kişi de bazen vesveseye sebebiyet verebiliyor. Toparlayacak olursak eğer bir kimse üç şeyi yaparsa imanın tadına ermiş olur. Birincisi Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek. İkincisi sevdiği kişileri yalnızca Allah için sevmek. Üçüncüsü dinden dönmeyi, dinden çıkmayı, dinini kaybetmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmek. Başka bir hadisi şerifte Allah için gözünü haramdan korumak da İmanın tadını hissetmeye ciddi vesiledir. Bu konuyla alakalı çok önemli bir vaazımız var. Onu mutlaka şuradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de elfazı küfürle alakalı meseleleri de şu videodan izleyebilirsiniz. Rabbim imanımızın tadına varmayı hepimize nasip eylesin.